Bu şekilde kestik değil mi şimdi? Bitti, evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köy makarnası yapıyoruz. Evet. Malzemeleri hazırladık. Çok bir malzemesi yok zaten. Vay be. Doldurayım. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yeşim Hanım köy makarnası yapıyor. Değil mi Yeşim? Evet. Su doldurdum. Evet. Önce hamurumuzu yoğuruyoruz mu Yeşim? Yok, çırpacağız. Çırpacağız mı? Çırpacağız. Evet. Ne yapacağız Yeşim Hanım? Malzemelerimiz hazır. Evet. Şimdi yapacağız. Hadi bakalım. Peki Yeşim, bunu önceden nasıl yapıyormuşlar köyde? Önceden saçta yapıyormuşlar. Hani evet. Odun ateşinde. Saçta falan yapıyormuşlar. Evet. Ben de böyle buldum. Belki şimdi ne olduğunu anlamazlar ama hani böyle yaparken biz bunu biliyoruz. Evet. Bazı yerlerde mesela makarna, köy pilavı da denilebiliyor bazı yerlerde. Köy pilavı deniyor değil mi? Evet, bazı yerlerde. Vay be. Hadi bakalım. Çok lezzetli oluyor değil mi şimdi bu? Evet. Çocuklar çok seviyor bizim. Evet. Organik makarna diyebiliriz mesela. Aynen öyle. Çocuklar hemen yapabilirler anneler. Aynen. Biz evde makarna mı yok? Tuzlu olması daha iyi değil mi şimdi bir de? Kızartıyoruz tekrar. Bak şimdi videoda yapacağız ya, görecek arkadaşlar. Evet. 10 numara oluyor arkadaşlar. Güzel. Aynen. Bu şekilde. Krep hamuru gibi. Evet. Un, su, tuz. Malzemesi de bu. Aynen öyle arkadaşlar. Ne kadar çıkacaksın Yeşim'in? Koyulaşana kadar ama. Yardım edelim mi? Hadi. Dur bak, hemen kamerayı sabitleyeyim. Geleyim. Vay be Yeşim. Hadi bakalım, ben şey yaparım Yeşim. Tamam, ben de sana un katayım bari. Evet arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün köy pilavı, yani köy makarnası yapıyoruz değil mi Yeşim? Bunu böyle önce çırpıyoruz. At bakalım Yeşim Hanım. Böyle canlı. Evet. Çok da kibar karıştırırmış. Dökmeyin. Böyle mi Yeşim Hanım? Evet, evet. Tamam işte, bunu robotu blender'a ne gerek var hiç? O ses yapıyor ya. Normalde ben hemen blender'dan yap veriyorum. Blender gibi çeviriyorum işte ben de. Güzel yapıyorum abi. Vay be. Arkadaşlar böyle işte. Günlük akşam vlogları böyle. At bakalım Yeşim Hanım. Doldur harcı. Evet, aynen. Bu şekilde arkadaşlar. Aynen. Bu arada koyulaşmaya başladı işin bu. Aynen. Tamam. İyice koyulaştı. Koyulaşacağız. Bak bakalım. Hadi blender. Blender çeviriyor. Şöyle yapalım ki güzelce lanansın. Aynen. Siz nasıl bakalım arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Günleriniz, akşamlarınız, nerelerden izliyorsunuz bizi? Bir izleyicimiz yazmış, Almanya'dan mıydı? Almanya'dan mı? Kimdi ismi ya? Kusura bakmasın. Yok, isim yoktu. Kanalın ismi vardı. O yüzden isim veremiyorum. Kıvamlı. Kusura bakmasın. Bartın'dan var Mustafa Bey. Yeni kanalımıza abone oldu. Aman süper, kapıyı karıştır. Videolarımızı beğenmiş. Çoğunu izlemiş. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Teşekkür ediyoruz kendisine. Erhan Bey var. Erhan Karaktürk. Benim birader olur kendisi. Çoğu videomu izlemiş. Sen onu güzel yap, geliyorum ben. Yeter mi Yeşim Hanım? Yeşim Hanım. Geliyorum Cihan Bey. İyice ulaştı bu.
tamam aynen oldu. Oldu mu? Olmuş evet. Arkadaşlar bu. Bunu şimdi ne yapacağız işin? Yapacağız işte. Vay be çok pratik arkadaşlar. Çok kolay. Öyle böyle değil. Şimdi yapacaksınız ya. Yapacağız ya biz. Bak, ne varmış bunda biz de yaparız onu diyeceksiniz. Demekle de haklısınız. Çünkü çok pratik yani kolay. Böyle bu şekilde sonra pişecek. Ondan sonra Yeşim Hanım bunu krep gibi üst üste koyacak. Sonra keseceğim değil mi Yeşim? Evet keseceğiz. Ondan sonra bir de kavurma aşaması var değil mi? Evet. Kavurma aşaması çok güzel. Lezzetli olur. Hemen yakından çekelim Yeşim Hanım. Pardon. Hadi bakalım. Evet böyle. Kolay gelsin. Oo, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Buse Hanım. Sen ne yapıyorsun? Ödevlerimi yapıyorum. Yaptın mı ödevlerini? Evet. Vay be. Bitti mi peki? Yok. Daha bitmedi mi? Az mı kaldı? Evet. Köy makarnası yiyecek misin sen? Yiyeceğim. Vay be seviyor musun sen onu? Çok seviyorum. Güzel oldu değil mi Buse? Ablan niye kamera önüne çıkmıyor Buse? Arkadaşlar ablam... İstemiyor. Evet istemiyor yani. Evet videoda çıkmak istemiyor. Hani kamerada görünmek istemiyor. Biz de hani üstelemek de istemiyoruz. O yüzden saygı duyuyoruz bu düşüncesine. İlerleyen günlerde o da çıkacaktır mutlak değil mi? Evet. Hadi bakalım o zaman. Değil mi Yeşim Hanım? Aynen. Vay ben seni de arıyorum da. Spatula mı arıyorum tahtadan düz ama. Bulamadın mı? Evet bulamadım. Arkadaşlar tavamız bu şekilde. Balık tavası gibi bu. Kusura bakmayın biraz fazla sıkıldı. Şimdi birazcık rahatsız etmiş olabilirim kulakları. Evet. Bu balık tavası gibi değil mi Yeşim Hanım? Krep tavası evet. Evet krep tavası. Bu şekilde. Bu şekilde. Böyle dolduruyoruz, koyuyoruz. Evet. Böyle bunu bu şekilde koyuyoruz değil mi Yeşim Hanım? Aynen. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen pişiyor değil mi Yeşim? Aynen pişecek o şimdi. İnce olduğu için. Pişeceği inşallah. Evet inşallah bakalım. Yeşim Hanım bir de İlayda Hanım vardı. İlayda Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, güzel Karabük'ten izliyormuş buradan bizi. Selamlar Karabük'e, İlayda Hanım'a ve ailesine. Evet. Elimizden geldiğince, bu şekilde aklımıza geldiğince söylüyoruz arkadaşlar. Böyle değil mi Yeşim Hanım bu? Evet. Oo, nasıl çevireceğim bunu peki? He? Çevireceğiz işte, çevirilir yani. Biraz pişsin de. Elindeki şeyle çevireceksin değil mi? Evet. Vay be. Ne bulsa bunun adı? Spatula. Sen de mi öğrendin? Evet. Spatula. Vay be. Annen çevirecek şimdi onu. Aha. Bir kaza geçiriyorduk arkadaşlar. Gidiyordu. Eşim Hanım son anda toparladı. Gidiyordu. Yakaladım. Eşim onu havaya atıp çevir. Asla çeviremem öyle. Hiçbir öyle bir yeteneğim yok. Niye? Babam yapar anca. Ben yaparım değil mi Buse? Evet. Yumurtayı yapıyordum. Böyle pat atıyordum. Evet atıyordum. Hiçbir öyle yeteneğim yok arkadaşlar. Dönüyordum. Yapamam yani öyle bir şey. Benden beklemeyin. Biraz koyu olsun yapılır aslında. Ben yapsam yere yapsam. Evet. Bu şekilde bakacağım bundan. Evet çevirme işlemi. İnşallah. Hadi bakalım. Olur. Hop. Oldu işte Yeşim Hanım. Aynen. Ama kızarmamış Yeşim. Kızaracak o. Evet. Bir kere daha şey olacak değil mi? Aynen. Yaparken dikkatli çevirin. Her an düşebilir yani. Evet. Sonra kendini makarna yerde bulur değil mi? Evet. Sonra da ne olur? Gelmez. Çöp olur. Evet çöp olur. Hadi bakalım. Ziyan. Oraya mı koyacaksın Yeşim Hanım? Evet pişirdiklerimizi koyalım. Üst üste koyunca böyle şey nemleniyor ıslak gibi oluyor. Evet terliyor değil mi? Buharlaşıyor yani. Vay be bu şekilde. Bu şekilde yavaş yavaş pişireceğiz. Evet çayın yanına 10 numara olacak mı Yeşim Hanım? Evet çayın yanına yemeğin yanına. Evet güzel oluyor. Zaten bilen bilir değil mi bunu? Evet. Köy makarnası. Bu ben şekilde. Mesela günlük yaparken arkadaşlar hani
Mesela mutfakta bir işim var. Bu küçük ateşe koyuyorum. Yavaş yavaş pişiriyorum yanımda hani. Değil mi? Şey de yapabilirler. Hani fazla yapıp poşetleyip buzluğa da koyabilirler. Evet. Ramazan ayında mesela kullan. Çocuklara hemen kullan. Çayın yanına. Değil mi? Beş çaylarında da öyle kullanılır. Pratik değil mi Yeşim Hanım? Evet. Kolay bir şey yani. Aynen öyle. Hemen çıkartıp oradan tavaya atıyorsun ya. Yenebilir yani. Evet. Yavaş yavaş pişmeye, kızarmaya başladı mı Yeşim? Aynen. Vay be. Peki Cihan Bey, çaylar neredendi? Çaylar şirketten her zaman olduğu gibi işte. Evet, o pişsin bir tane. Sıcak sıcak. Evet. O bir tane pişsin. Sonra onu şuraya alalım. Heyecanlı heyecanlı bekleyen bir canavar var burada. Evet, Buse çok seviyor. Değil mi Buse Hanım? Evet. Buse çok seviyor. Güzel yani. Atayım mı Can? Şimdi yere düşer. Vallahi. Tuz attın mı Yeşim Hanım? Attım. Vay be, tuzlu güzel oluyor zaten. Kavururken de atabilirler değil mi? Biraz ben de mesela bunu biraz tuzlu seviyorum. Yani tuz tadı gelecek ağzıma. Evet. O şekilde de oluyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten keserken göreceksiniz nasıl bir şey olduğunu. Aynen. Benim minik prensesim. Hadi ödevini bitir biz onları yapana kadar. Görüşürüz arkadaşlar da. Evet. Ben seni çağıracağım tamam mı? Tamam anne. Hadi bakalım. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar bloglarımıza. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yazın. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Cevaplıyorum da zaten. Bu şekilde vloglarımız sizinle birlikte olsun. İnşallah. Değil mi Yeşim Hanım? Evet. Her zaman her videomda söylüyorum. Ben de istedikleri bir şey varsa yapmaya ya da, çalışırım, yaparım. Ya da önerdikleri diyelim ona. Evet. Şunu yapabilirsin diye. Var, bizim aklımızda bir sürü var da arkadaşlar. Hani şimdi bir anda yapmak istemiyoruz. Sırayla bu şekilde vlog dökmek istiyoruz bunu. Evet. Parça parça bu şekilde atacağız videolarımızı. Umarım beğenirsiniz. Zamanla. İnşallah. Evet. Destek olun, abone olun arkadaşlar. Bizi mutlu edersiniz. Evet. Sizle birlikte. Siz de ailemizin bir parçası olun. Evet. YouTube ailemizde siz de yer alın arkadaşlar. Böyle Yeşim Hanım bunu pişiriyor. Pat küt değil mi Yeşim Hanım? Evet. Biraz fazla koyduk bunu herhalde. Kalınlığı. Biraz daha ince de yapabiliyor. Gerçi hani böyle ince olunca biraz kızartırken katıyor. Evet. Kuruyor. Hı-hı. Katır kutur oluyor değil mi Yeşim Hanım? Pişti mi Yeşim Hanım? Pişeceğim Bey. Vay be. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar. Böyle. Böyle bile yenir Yeşim bu. Yenir, niye yenmesi? Krep gibi. Nasıl arkadaşlar görünüşü? Kokusu 10 numara gerçekten. Tadı da güzel. Değil mi Yeşim Hanım? Evet. Tadı çok güzel. Evet. Yeşim ondan kaç tane çıkar? Bir 5 tane çıkar herhalde. Daha fazla. Bilmiyorum ki. Evet bu şekilde Yeşim Hanım koyuyor. Kazaya uğruyordu Cihan Bey. Gidiyordu evet. Neredeyse şey dışına tava var. Vay be. Yakaladım yine. Hadi bakalım. Demin de böyle yaparken gidiyordu ya. Aynen. Böyle kazalar olabiliyor. İlla ki. İkincisi daha çabuk pişer değil mi Yeşim Hanım? Evet ikincisi daha çabuk. Hem tava kızdı ya artık. Evet. O yüzden çabucak pişer. Sonra çayın yanına 10 numara çıkar değil mi Yeşim? Evet, bir güzel kızartırız. Evet, güzel yerik. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Evet. Deneyin. Şimdi böyle bakarak belki şey olabilir ama bir de tadına bakın yani yapın. Evet, çok güzel oluyor. Yorumlara da yazın bana. Güzel oldu Yeşim Hanım. Hani biz de beğendik. Evet. Yorumlara bekliyoruz sizi arkadaşlar. Bu şekilde. Yeşim, efendim? Bunda sac ekmeği de olur. Olur mu acaba? He? Bunda aslında olur küçük küçük. Mısır ekmeği, tava ekmeği. Olur yani, niye olmasın? Aynen. Hamurunu farklı mı yapmak lazım? Yok,
Mısır mı kullanıyorsun? Unuttum valla, çok oldu. Hani çocukken, köydeyken mesela annemler falan yapıyordu da. Evet. Aslında yapmıştım var ama unuttum. Aslında bir gün denemek lazım değil mi? Deneyebiliriz. Evet, mısır unundan oluyor değil mi? Mısır unundan olmuyor mu? Mısır unundan oluyor. Ay çocukken ne yerdik Cihan? Evet, üzerine arkadaşlar margarini sürerdik biz. Evet. 10 numara böyle tadı kokusu olurdu. Hala da kokusu burnumda benim. Evet. Bilen bilir o tatları. Evet, aynen. O şekilde. Yani. Biz de çocuklarımızla böyle şeyler yapıyoruz artık. Evet arkadaşlar. Mesela çocuklarımız bilmiyor o bazlamayı. Değil mi Yeşim? Mesela köy ekmeğini. Biz o ekmeklerle büyüdük. Evet. Köye gidince de zaten alışkın olmadıkları için damak tatları mesela diyorlar bu ne ekmeği. Değil mi? Değişik geliyor onlara. Değişik geliyor evet. Ve şaşırıyorlar biraz. Yemeklerinde olsun. Gönül ister ki çocuklarımız da mesela köy ortamında bizim gibi yöremize ait büyüsün ama işte olmuyor. Evet inşallah o da olacak. Değil mi Yeşim Hanım? İlerleyen günlerde o da olacak inşallah. Köy ortamını, köyü seviyoruz arkadaşlar. Evet, doğa 10 numara ya. Evet, çok yani güzel. Yazları gidiyoruz. Evet, harika bir ortam var. Her şeyle. Bu şekilde Yeşim Hanım çeviriyor. Vay be. Bu şekilde pişiyor. Çay koyayım mı Cem? Ben koyayım mı Yeşim? Ya da sen koy. Nasıl istersen. Hadi bu akşam da sen koy çayı. Benim elimden iç. Evet, hadi. Bu akşam senden olsun. Şirket sen oldu bu akşam. Evet, örtücüden koyacaktım. Evet. Şeyi de dalgınlıkla unuttum. Aynen, Yeşim Hanım çayı da demliyor. Makarnayı da yapıyor. Evet. Sen neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl geçiyor günleriniz? Evet. Hayat nasıl gidiyor? Hayat her türlü devam ediyor. Aynen. Yeşim, konuşmayı seviyor musun sen? Seviyorum. Çevremde de zaten hani böyle konuşkan olduğumu biliyorlar tanıyanlar. Evet. Yeşim Hanım konuşkan arkadaşlar. Konuşması çekilir. Evet. Yani esprili, ondan sonra güler yüzlü bu şekilde. Nasıl görünüyorsa o şekilde. Değil mi Yeşim Hanım? Evet, teşekkür ederim. Aynen öyle, müsaade et. Seviyorum konuşmayı, sohbet etmeyi, insanları dinlemeyi. Evet. Öyle ya. İnşallah bir gün canlı yayını da açarsak. İnşallah bir de bana yol açalım, canlı yayınımızı açacağız. Kabarıyor bak Cihan. Vay be, bu şekilde değil mi Yeşim Hanım? Evet. Canlı yayını açarsak arkadaşların sorularını da cevaplamış oluruz merak ettiklerine. Tabii ki de yani. İnşallah. O yüzden arkadaşlar çok önemli destekleriniz. Evet, abone olmanız abone bizim oldum. İçin. Yani bu aralar. Biz de sizlerle konuşmak için sabırsızlanıyoruz. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Soru cevap yaparız. Aynen öyle. Yeşim Hanım ikinciyi de pişirdi değil mi Yeşim Hanım? İşte biraz altta öyle olsun. Vay be. Alacağım. Yeşim Hanım çayı da koydu. Çaylar Yeşim Hanım'dan. Evet bu akşam çaylar Yeşim Hanım'dan. Ben sadece bu akşam video çekimi yapacağım. Ve bunu editleyip kanala atacağız arkadaşlar. Üstü bu şekil. Evet. 10 numara arkadaşlar. Çok güzel. Muhteşem görünüş var. Harika. Öyle. Yakın çekimini yapalım. Çısır çısır. Bunu yememek için kendimi zor tutuyorum. Değil mi Yeşim? Bitti mi Yeşim Hanım? Yok. Daha var mı? Orada biraz şey ateşin üstünde yayınca evet. Hemen böyle pişmeyi kurumayı yön tutuyor dağılmıyor. Değil mi? O yüzden burada deniyorum bir de. Evet. Bundan iki tane daha çıkar gibi Yeşim Hanım. Evet iki tane daha çıkar. Bu şekilde. Tamam. Hadi bakalım bu da pişsin. Sonra kesim işine geçelim arkadaşlar. Geliyor yine duramadık. Evet çay. Arkadaşlar çay kaynamış. Çayı demleyelim.
Demeyin şimdi hanım. Evet. Çay demeyin. Çaylar yine şirketten arkadaşlar. Çaylar şirkete döndü arkadaşlar. Demeyin. O yeşil kabarıyor bu. Bakacağım ona şimdi. Bu şekilde çayımızı demleyeceğiz. Ayağını falan su döktürür su yavaş. Allah yanar ha. Değil mi? Ben şey bakayım, o da yanacak şimdi. Yanar mı? Hadi bakalım. Az ilerle. Böyle arkadaşlar. Akşam yulaflarımız. Bu su bitti. Bu şekilde pişiyor. Pişiyor mu? Evet. Cihan değil mi? Köy ekmeğine benziyor. Köy ekmeği gibi arkadaşlar. 10 numara. Mısır ekmeği. Mısır, mesela namurluğundan değil de mısır mı katıyor adamı? Az mısır, az mı olmuyor. Değil mi? Böyle bir şey. Şu an çok merak ettim. Neyse anneme soracağım. Aynen. Annesine sorsun. İlk işimiz mısır ekmeği yapmak olacak. İnşallah. Al. Doluyor. Bu arada. Unutmuşum. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu kaynasın, demlensin tekrardan. Kendi kendine. Böyle işte işim hanım. Nasıl, güzel mi? Valla. 10 numara. Oo. Güzel bir bilgisi var. 10 numara olarak. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha çıksa 5 tane çıkıyor arkadaşlar. Evet. 5 tane bize haydi haydi yeter yani. Değil mi işim hanım? Göz kararı yaptım. Hani evet. Böyle belli bir ölçü değil. Göz kararı. Aynen öyle. Kendilerine göre çoğaltıp azaltabilirler. Tabii. Ondan sonra bunu güzel yiyeceğiz. Aynen. Ben buzluğa koyacağım zaman daha büyük tavada. Hı-hı. Veya gündüzden yapayım. Veya bir yapıyorum arkadaşlar. Vay be. Şu an bunu biz yiyeceğiz. Evet. Ama Ramazan için de hazırlık yapmalı. Evet, Ramazan'a. Siz ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz arkadaşlar Ramazan için? 11 Eylül Sultanı. Evet. Sarmalar, dolmalar, börekler. Her şeyi yaparlar. Evet. Bizim arkadaşlar sarma sarmaya başlamışlar. Başlamışlar mı Yeşim Hanım? Evet. Vay be. Bugün öyle söyledi. Sarma saracağız Ramazan için. Mantı yapan var. Komşum da mantı yapıyordu. Turşu da güzel gider değil mi Yeşim Hanım? Susatır o. Ama güzel gidiyor. Ama değil mi? Bizim turşu fasulyesi var arkadaşlar. Onu Ramazan'ın birinci günü açacağım. Değil mi Yeşim? Evet, duruyor. Evet. Onu birinci günü açacağız. O yüzden bakalım. Evet, böyle. Hadi bakalım. Geçelim. Tane kaldı. Son kızartmaya geçeceğiz. Ooo, Yeşim Hanım geçiyor kız. Hadi. Bu da tamam. Sonuncusunu pişirelim. Hadi dört. Evet. Bir tane daha çıksa 5 tane değil mi Yeşim? Aynen. Sen demiştin 5 tane falan gibi. Evet. Ben biliyorum bu işi ya. Ben biliyorum bu işi. Aynen öyle. Hadi bakalım. Sonuncuyu koyalım değil mi Yeşim Hanım? Evet. Hadi bakalım. Böyle. Yeşim Hanım koyuyor. Bir tane daha gelecek Can'cım. 6 mı olacak Yeşim? Evet. Bunu yaparsam olacak. Şey... Kalın olacak. Bu da evet. Son. Bir tane daha çıkar. Bir tane daha çıkıyormuş arkadaşlar. 6 tane oldu. Vay be, hadi bakalım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bekliyoruz biraz daha. Evet, hadi bakalım bekleyelim. Ben de bunların başında bekleyeyim. Evet, kimse bekle. Ellemesin, ısırmasın. Aynen. Tırtıklamasın. Aynen. Kimse dokunmasın. Bekleyeyim derken benim canım çekiyor. Evet. Kokusu burnuna burnuna geliyor orada. Ama görünüşü bile güzel. Evet. Aynen öyle. Hadi bakalım. Herhalde bu da pişti. Pişti mi Yeşim Hanım? Evet. Altıncısı da pişti Can Bey. Vay be. Hadi ne olacak şimdi? Biliriz. Alacağız bunu. Kesebiliriz artık. Kızartıp yiyeceğiz mi? Yiyelim. Hadi bakalım. Tamam. O 6 tane oldu arkadaşlar. 10 numara oldu. Güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bitti. Keseceğiz şimdi. Hadi bakalım keselim Yeşim Hanım. Evet. Keselim mi artık Cihan Bey? Evet hadi keselim Yeşim Hanım. Şuradan da bir çayımızı alalım.
Bu şekilde. İşte ben de yaptım. Evet. Yeşim Hanım kesmeye başlıyor değil mi Yeşim Hanım? İnşallah. Yeşim Hanım bunları 2 2 3 3 kesiyor böyle bu şekilde. Vay be. Nasıl Yeşim, güzel mi? Pişmiş mi güzel? Evet. Hadi bakalım. Tahtamız küçük ya. Büyük evet. Tahta olacak yuvarlak. Evet. Önceden köylerde çok yaparlardı değil mesela, mi Yeşim? Evet şey makarna kesiyorlardı böyle kara kara uzun erişte şeklinde. Evet. Biz de mesela çocukluğumuzda böyle aynı anneme keserdik mesela annemlere. Değil mi? Evet. O günlerde. Aynı bu şekilde. Çok güzel olurdu yani. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Bunları böyle kesiyoruz değil mi Yeşim Hanım? Evet. Çayımız da kaynıyor. Fokurtu sesi geliyor oradan. Evet. Çay kaynadı. Oldu. Demlendi. Bazen Yeşim Hanım bunları kavuracak. Ondan sonra bunlarla birlikte yiyeceğiz. Bu şekilde işte bak. Böyle işte arkadaşlar. Bilen bilir zaten. Evet. Tabii yöreye göre isim farklı olabilir değil mi evet, Yeşim Hanım? Köy pilavı, ezme, evet. Makarna, köy değil makarnası. Mi? Biz mesela köy makarnası diyebiliyorum ben. Evet. Bu şekilde kesiyoruz değil mi Yeşim? Evet böyle. Dediğim gibi önceden biz Ramazan girmeden önce yaparlardı annemler. Evet. Mesela onu suyla pişiriyordu. Biz direkt tavada kızartıyoruz mesela. Onu biz hani aynı normal makarna gibi. Değil mi? Suda pişiriyorlardı. Vay be. Bu kuru makarna gibi değil mi Yeşim? Daha böyle kıtır kıtır oluyor. Bu şey öyle kıtır kıtır değil. Bu yumuşak işte o dediğimiz bizim mesela sert aynı kuru makarna gibi kurutuyorlardı bir de. Evet. O öyleydi. Ama aynı tat. Biliyor musun mesela? Onunla uğraşmaktansa. Evet. Tabi illaki. Önceden köyler mesela kalabalık yaşanmıyor muydu? Yani. İnsanlar bunu ne zaman yapıp uğraşsın yesinler. Ve fazla fazla yapıp dolaba atıyorlarmış değil mi şimdi? Evet. Kuru makarna mesela bidonlara çok yapıyorlardı benim annemle biz kalabalık yaşıyorduk. Evet. Şimdi sen bunların hepsini kesecek misin Yeşim? Keseceğim evet. Bu şekilde dolaba atsak olmaz değil mi? Yok. Böyle kesip de poşetleyip mesela kendine göre porsiyonlayıp atacağım. O şekilde çıkartıp da şey yapıyorsun değil mi? Hemen pişirmesi çıkartıp daha iyi. Tavaya atacağım aynen. Vay be, bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. İki taneyi kesti Yeşim Hanım. Evet. Sen de kesmek ister misin? Ben kesemem ki Yeşim Hanım. Niye? Bilmiyorum ki. Şimdi sen daha güzel kesiyorsun ya, izlemesi de güzel oluyor. Her şey izlerken çok basit geliyor değil mi insana? Sana böyle geliyor mu? Yani güzel oluyor böyle... Yattığın yerden böyle izlemesi, bakması güzel oluyor. İnsan dinleniyor. Bir de mesela bana öyle geliyor tamam mı? Hani böyle yaptığım bir şey bana basit, mesela başkası izlerken basit geliyor mesela. Sanki zorlanmıyormuş gibi. Değil mi? Oysa ki öyle değil. Evet, yaparken biraz şey oluyor insan. Öyle işte. Bu şekilde... Hadi bakalım. Bu şekilde değil mi Yeşim Hanım? Evet. Sıkıldın mı Yeşim? Yok. Güzel oluyor. Değil mi? Evet. Bir de kendi yaptığım bir şeye emek harcıyorsun falan. Evet. Baksana.
Gayet güzel arkadaşlar. Bunu bir de kızartacağız şimdi biz. Yani kavuracağız demiş bana. Evet. Ondan sonra yeme de yanında yat. Mis gibi. Aynen öyle. O sonuncu olan. Hepsini dökmüştüm ben. Evet. Evet arkadaşlar, tekrar söylüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Beğenin, bildirimleri açın. Evet. Bu şekilde sonuncusu var. Evet. Sabırsızlanıyoruz arkadaşlar yemek için. Aynen öyle. Bu şekilde kestik değil mi şimdi? Bitti, evet. Dilimiz kaldı. Vay be. Sonra bir de bunu kavurdu mu? Tamam işte. Bize afiyet olsun, olsa. Aynen öyle. Bitti. Vay be. Bu şekilde arkadaşlar bitirdim. Evet, kesim işi bitti arkadaşlar. Kızartmaya mı geçiyoruz Yeşim Hanım? Evet. Kavurmaya geçiyoruz. Yeşim Hanım gördüğünüz gibi bu şekilde makarnaları kesti. Hepsini kızartacağım. Hepsini yeriz. Yenir mi işim? Yeriz ya. Yenmez bu kadar. Yemez biz. Yok. Bunu sen yarısı, yersin canım. Yarısı yenir, yarısı da yarın akşam yeriz. Değil tamam mi? Arkadaşlar bir şekilde. Evet, kavurmaya geçelim, hadi bakalım. Geçelim. Hadi. Kızartma işlemine geçebiliriz. Vay be. Yeşim Hanım kızartmaya geçti arkadaşlar. Derin tavada yaptım ki karıştırması kolay. Evet. Olsun. Hepsini bir anda pişireceğim mi Yeşim? Pişireceğim. Çocuklar falan yer. Evet. Şöyle sirkeleyim şurada. Hadi bakalım. Bu şekilde kavrulacak makarnalarımız. Yeşim Hanım atıyor tavaya makarnaları. Tuz ekleyeceğiz mi Yeşim Hanım buna? Tabii ki de. Vay be. Hadi bakalım. Böyle mi Yeşim Hanım? Evet. Hemen karıştırıyorum ki. Evet. Birbirine yapışmasın, yağlansın. Vay be. Üstüne de azıcık ekleyeyim. Evet. Kızaracak. Ne kadar kızarması lazım işin? Böyle biraz hafif böyle kıtır hale geliyor. Yani böyle yumuşaklığını biraz kaybediyor. Değil mi? Evet. Ben çok kıtır sevmiyorum ama sen mi de çok kıtır seven? Yok, fark etmiyor benim için de. Köyde hani bir kere yapmıştık da. Çok kıtır olması kötü oluyor. Evet, çok kıtır olması iyi değil. Biraz evet, yumuşak kalması. Aynen. Bu şekilde. Aynen bak bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Siz de deneyin. Deneyince bana yorumları yazın. Evet, denedik güzel oldu diye ya da olmadı merak diye. Merak ediyorum. Aynen öyle. Şimdi Yeşim Hanım tuzunu atacak. Zaten lezzeti veren bu tuz. Evet. Tuzla yağla kavrulması. Evet. Bana öyle geliyor yani. Şöyle şimdi tansiyon kolesterol var. O kadar tuz katılır mı? Çok güzel biziyiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar azıcık daha tuz katacağım. Çok
Çok tuzlu olmasın bir değişim oğlum. Tuzla sen bakarsın o zaman. O bakarız. Zaman ayarlaması senden. Aynen. Ben biraz tuzlu seviyorum biliyorsun. Olmaz mı Feri Can'cığım? Buna bak istersen. Bakalım Yeşim Hanım bakalım. Aynen. Çatal alayım bir tane. Yeme zamanı. Vay be. Hadi bakalım. Yani. Şu şekilde bak. Tane tane yani birbirine de yapışmadı. Evet. Gayet güzel oldu değil mi Yeşim Hanım? Evet. Altını kapatalım. Evet. Tabağımıza koyalım. Aynen. Aynı tabağına. Biraz dökmüş olabilirim. Evet. Bu şekilde. Hepsini alır mı diye düşünüyorum Cihan'cığım. Hepsini koyacağım mı? Koyma. Zorluyorum. Biraz zayıf. İyi. Yedikçe alırız içinden. Koyacağım hepsini. Hadi bakalım. Hem arkadaşlar da görsünler. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. 10 numara oldu. Kızarması falan. Şuraya şimdilik. Hadi bakalım. Tamam. Çayımız da hazır. Makarnamız bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bu videonun burada kapatalım. Videonun sonuna geldik. Evet. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Tavsiye ediyoruz. Deneyin. Bana yorumları yazın. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Böyle nice daha nice güzel tarifleri inşallah hep birlikte. Evet. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bu şekilde güzel 10 numara bloklar sizlerle birlikte olsun inşallah. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.